4 yıldır hizmettesin. Evet. Bu hizmet dairesine gelişin nasıl oldu? Artık ben hizmet etmeliyim diye karar verdiğin ana nasıl geldin? O olay nasıl gerçekleşti? Bize biraz bahseder misin bundan? Benim 5 yıl önce babam vefat etti. Ben de işte babamın vefat etmesinden sonra bir arayış içine girdim. Dergahlara gittim, tarikatlara gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Olmadı bir türlü. Kanım ısımadı değil de yani gitmeye devam ettim. Oraya da gittim, buraya da geldim. Sonra elhamdülillah şöyle bir şey oldu. Bir tane arkadaşımla çok konuşmuyorduk ama beni buraya davet etti. Elhamdülillah ben geri buraya geldim. Sonra burada bir sohbet dinledim. Sohbeti dinledikten sonra muhabbetim arttı. Çünkü bu zamana kadar hiçbir zaman böyle bir sohbet dinlememiştim. Hep genelde farklı nasihat tarzı sohbetler oluyordu. Burada biraz daha senin ne yaşadığını, ne yaşayabileceğini, neler yapabileceğini anlatan bir sohbet olmuştu. Sonra elhamdülillah buraya kanım ısındı. Gelip gitmeye başladım. Sonra kardeşlerimi getirdim. Sonra ben vakıf olmadan kardeşlerimi vakıf yapmaya başladım. Kardeşlerim burada vakıf olmaya başladı. Elhamdülillah 4 sene boyunca bir kötü anımız olmadı. Sürekli gelip gittim. Sonra 2 sene sonra bir askerlik mevzusu oldu. Askere gittim. Askerde buradan biraz uzaklaştım. Ama buradan giderken de aynı şekilde hizmet edeceğim, hizmet edeceğim diye kendi içimde sürekli söyleniyordum. Askerden döndüm, dünyaya biraz daldım. Ama sonra anladım ki yine fani olduğunu az çok öyle akıllan idrak ediyordum ama kalbim biraz daha yaralıydı. Hep maneviyatsızlıktan, günahlardan dolayı. Sabah 15, öğlen 20, akşam ayrı bir program. Yani okudukça okudum, Risale okudukça okudum. Sonra etrafımdaki insanlara anlatmaya başladım. Etrafımdaki insanlar artık yeter Allah'ı anlatma dediler bana. Bak ben sıkıldım diyor. Askerde de bunu yaşadım. Anlattıkça adam benimle aynı nöbete gelmek istemiyordu. Yemin ederim. Sonra elhamdülillah maneviyatı aldıkça aldım. Sonra bir yerlere aktarmak istedim bu maneviyatı. Şimdi imkan dahilinde de sadece 10 tane 20 tane adama anlatabiliyordum. Sonra elhamdülillah gelip gittim. Burada Rıdvan abi sahip çıktı. Ondan sonra Ahmet abi sahip çıktı bana tekrardan. Benim tekrardan hizmete girmeme Rıdvan abi çok vesile oldu. Sonra o hizmeti biraz daha üstüme aldım. Vazifeyi alınca insan cidden hizmete yoğunlaşıyor yani. Yani bir şeyler elinde olsun yeter. Ondan sonra ben buraya geldim, hizmetin içine girdim. Girdikten sonra macera başladı. Yani bir 2,5 senedir bu hizmetin içindeyim, dairenin içindeyim. Şu an hizmetin içinde birçok şey yapılıyor. Ama benim de şu an vazifem burada after effect. Bazı noktalarda zaten yine hizmetim oluyor ama genelde hizmetim after effect oluyor. Zaten birçok kardeşim de şu an hizmet etmek istediğinde onlara da istihdam alanı oluşturmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Ecmaîn olsun. Allah hizmetin daim olur. Amin. Olmasını istiyorsak da kesinlikle Risale-i Nur'u elimizden bırakmamamız lazım. Çünkü bu hizmette düşen insanlar genelde Risale-i Nur'u bırakıyorlar, okumayı bırakıyorlar. Ya da kendisi ehemmiyetini azalttığı için orada o istifadeyi de elde edemiyor. Sonra zaten hizmetten gidiyor. O yüzden hizmetten ayrılmak istemiyorsak, hizmette tutunmak istiyorsak Risale-i Nur'u okumamız lazım. Çünkü ben buraya maneviyasızlıktan değil, maneviyat aldığım için ben buraya geldim.